Kerem siyah kotunu istemişti. Unutmasaydın. Unutmadım, koydum. İki tane de gömlek ütüledim. Onu da koydum çantasına. Gömlek mi? Gömleği ne yapacak ki atölyede? Olsun. Elinin altında bulunsun diye. Behçet. Zeytinyağlı dolma hazırladım. Kerem sever. Peynirli börek de yaptım. Sor bakalım, başka bir şey isterse ben yapıp gönderirim seninle. Nermin. Neden kendin gelip sormuyorsun? Hadi işte gel beraber gidelim. Hem de böylece oğlunu görmüş olursun. Yok, olmaz. Bana kızgınlığı geçmemiştir. Şimdi gelirsem bir daha senden nefret ediyorum anneyi, duymak istemiyorum. Dayanamam. Çok üzülüyorsun biliyorum. Ama kendini bu kadar suçlu hissetme. Yok canım, niye kendimi suçlu hissedeyim ki? Benim içim çok rahat. Ettiğinin cezasını çekiyor. Anlasın bakalım. Dünya kaç bucakmış. Anlaşıldı. Sen gelmemekte kararlısın değil mi? Hı hı. Behçet. Dayıma söyle de geceleri kontrol etsin üstünü. Biliyorsun deli gibi yatar. Üstünü açar. Hasta olmasın. Ararım, merak etme. Hadi, yolun açık olsun. Sağ ol, senin de. Hadi. Seninkine helal şeker ya. Koydum. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Bir gayfa olsa da içsek. Behçet. Kerem gerçekten iyi miymiş? Ya iyi canım, yani kaç kere söyleyeceğim. Turp gibi. Dayım hoş tutuyor mu oğlumu? Yani disipline edeceğim diye üstüne gitmiyordur umarım. Ya dayını biliyorsun işte. İlk başlarda kantarın topuzunu biraz kaçırır gibi olmuş ama sonra yumuşamış. Kerem de onun sözünü dinlemeye başlayınca şimdi iyi aralar. Buraya yazıyorum, gör. Var mısın aydasına? Varım lan. Gönderdiğim yiyecekleri yedi mi? Valla kekin ucundan ve böreğin ucundan aldı. Ama gerisini dayın mideye indiriverdi. Koca adam, bir şey de diyemedim ki. Ya zeytinyağlı sarma? Onu tattı mı? Kerem sarmayı etli seviyormuş. Öyle miymiş? Allah Allah. Oğlumun neyi sevip sevmediğini bilmiyor muyum yani? Belki İrem'le karıştırmışsındır. Ama karıştırmamam lazımdı. Çocuklarımın neyi sevip sevmediğini ezbere bilmem lazım. İyi anneler öyle yapar. Tamam dayı, biz de oraya geliyoruz. Birazdan çıkıyoruz. Görüşürüz. Neye bakıyorsun sen öyle? Bu kazakları niye dizdin yatağın üstüne? Havalar iyice soğudu. Kerem üşümesin diye kazak götüreyim dedim ama... hangi kazağı, hangi rengi sevdiğine karar veremedim bir türlü. Ne fark eder canım? Al koy birini, götürelim işte. Sen genelde yeşil seversin. İrem'se pembe. Peki ya Kerem? Oğlumun hangi yemeği sevdiğini, hangi kazağı giymekten hoşlandığını, hangi rengi sevdiğini bilemiyorum. Onu tanımıyorum demek ki. Oysa bir anne çocuğunun her şeyini bilmeli. Yani iyi bir anne öyle olmalı. Peki ya ben? Hayatım. Kendine bu kadar çok yüklenme. Sen mükemmel bir annesin.
Öyle olmadığımı anladım. Çıkmamız lazım. Geç kalıyoruz. O zaman maviyi alıyorum. Mavi herkes sever. Öyle değil mi? Ya ne kadar başı bozuk, ağır çalışıyorsunuz böyle. Şu demirleri de kaldırın dedim size şuradan. Kerem, sen de şu torbaları al. Şimdi yağmur basacak, taş kesecek bunlar. Şantiyeye taşı. Hadi oğlum bakayım, hadi. İşleri iyice büyütmüşsün dayı. Para bu işlerde artık Behçet. Hayırlısıyla bu işin altından kalkarsak devamı da gelecek. Kerem'e çimento mu taşıttırıyorsun? İnanmıyorum dayı. Küçücük çocuk nasıl kalkacak o ağır yükün altından? Neresi çocuk ya? Koskocaman delikanlı. Bir değil iki torba yüklesem sırtına bana mısın demez. Kerem! Oha! Oğlum! Nasılsın? Yorgunum biraz. Sen o ağır işlere karışma. Ameleler yapar. Kerem. Bak, annen de seni görmeye geldi. Senin için gerçekten çok endişe etti. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir gelsene şöyle. Oğlum, annene sarılmadan olmaz. Behçet, inat etme. Dinle çocuk ne diyorsa. Ben iyiyim, gerçekten. İner mi? Ayakların buz kesti, sen de üşümüşsündür. Gel yazıhaneye geçelim. Oturun sıcak sıcak, geç. Sen Kerem'i çalıştırdın diye üzüldün mü yeğenim? Yok, niye üzüleyim? Bak şu çocukcağıza. Daha 12'sinde. Anası getirdi geçenlerde. Oğlanın gözü okumakta ama anası yeni bir koca bulmuş kendine. Herif de gündüzleri evde oturmasın bu oğlan. Gidip çalışıp para getirsin eve diye tutturmuş. Ne anaları var şu dünyada. Oğlan da bugünlerde eve gitmemeye başladı. Gurur yaptı tabii. Şu daracık yerde uydurup bir döşek üstünde kalıyor. Yeğenim, sen niye celallendin? Bu kadar afra tafra yeter Kerem. Sustum sustum, burama kadar geldi artık. Nermin, biz bir şey konuşuyoruz. Beni şikayet ediyor değil mi? Yok annem şöyle, yok annem böyle. Şunu bil ki evladım, ben annelik görevlerini yerine getirmeye çalıştım her zaman. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Sana ve İrem'e kendimi adadım. Başka insanlar gibi zevkine düşüp sizleri unutmadım. Ha bütün bunları bildikten sonra hala benden nefret ediyorsan o başka bir şey. Ben iyi bir anne olduğuma inanıyorum. İşte bu kadar. Nermin, biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Kerem artık çalışmak istiyor, okumak istemiyor. Haftada bir yapalım bunu ya. Baksana çocuklara da değişiklik oldu. Evet. Ay ben şimdi bir de salep pişiririm. Sıcak sıcak içeriz. Allah! Güzel karım benim. Sen
Sen Necla'yla çocuklarla ben Nermin'le bir şey konuşurum. Nermin, Nermin. Bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. İyi akşamlar Nermin. İyi akşamlar. Ben dün Yasemin'de seni çok kırdım. Beni affedebilecek misin? Özür dilerim. Asıl sen beni affet Elif. Bir daha benimle hiç konuşmayacaksın sandım. Çocuklarını el kaldırmaya hakkım yoktu tabii. Ya boş ver. Hayır, biz hiç küsmedik ya. Böyle olunca ben dün gece üzüntüden hiç uyuyamadım. Benim de. Bir daha hiç küsmeyelim oğlum. Tamam. Oh be. İçim rahatladı. Seninkiler yukarı çıkıyordu, gördüm ben. Şey yapsınlar, baba oğlu onlar öyle baş başa otursunlar. Sen bize gel, ben salep pişireceğim. İçeriz, böyle karşılıklı muhabbet ederiz, ha? Tamam. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.